Pişmanlık. Daha neler. Bunu sevdim. Hatta onu sevdim. O derken kastettiğim şu Madubala. Evet. Bana o kadar öfkelisiniz ki asıl maksadımı sanırım asla gerçekleştiremeyeceğim. Nedir maksadınız? Özür dilemek. Kızınızı öyle güzel yetiştirmişsiniz ki bundan ben de yararlandım. Madubala, sen o Arke'den ne kadar nefret ediyorsan, inan ki ben de o kadar nefret ediyorum. Sonra bir gün Madubala geldi ve bu döngüyü bir hamlede kırdı. Bana gerçeği görmem için bir ayna tuttu. Ne yapayım, beni de böyle yetiştirmişler. Çocukluğumdan beri ne hatalarımı görmemi sağlayan biri oldu, ne de ceza verdiler. Trishna filmimde oynarsa hepinizin beni affettiğinden emin olabilirim. Madubala'nın karşısında gördüğü Arkay ölümüne gururlu ve kibirli biri, şımarık bir çocuk. Hepsi bu. Bu resmi bir sözleşme. Ve bu sözleşmeye göre Trishna filmimde büyük bir rol oynayacak. Şarkı da söyleyecek. Anne. Annem nereye gitti? Anne? Anne ne oldu? Uyku tutmuyor. Yattığım yerde uykum gelsin diye beklemeyeyim dedim. Sanırım senin uyuyamama nedeninle benim uyuyamama nedenim aynı. Arken kalkıp eve kadar gelmesi. Hepimizden özür dilemesi. Ablama sözleşme önermesi. Bunlar bana biraz tuhaf geldi. Sanki o adam Arke değildi de
Başka biriydi. Bazen böyle olurum Madhubala. Bir olay insanların bakışını tamamen değiştirir. Bazen büyük bir hata yaptığını anlarsın ve hayata dair yeni bir sayfa açarsın. Arke'ye de işte böyle olmuş olmalı. Arke'ye böyle bir şey olması çok zor gibi ama umarım sen haklısındır. Tek çare bu. Anne, madem her şey düzelmiş gibi hissediyorsun, hala neden endişelisin? Ben senin için endişeleniyorum. Anne, benim için niye endişeleniyorsun? Mukund'un annesi beni aradı. Mukund'un annesi mi? İyi ama seni niye arıyor ki? Düşündükçe ben de endişeleniyorum. Çünkü benimle konuşurken ses tonundan pek hoşlanmadım. Bu yüzden de canım sıkıldı. Anne sana ne dedi söyler misin? Dedi ki benimle önemli bir konuda konuşmak istiyormuş. Yarın buraya eve gelmek istedi. Madhu, sence bu kadın benimle ne konuşmak isteyebilir kızım? Dört gün. Arke'in içindeki Arke'yi çıkardı. Arke'yi savunmasız bıraktı. Dört gün. Arke dört gün boyunca sıradan biri oldu. Ve bu dört günün bedelini sen hayatının 40 yılı boyunca çok pahalıya ödeyeceksin. Bunu gerçekten çok pahalıya ödeyeceksin, Madhubala. Kadın benimle ne konuşmak isteyebilir kızım? Belki beni sana şikayet etmek isteyecektir. Çünkü Mukund'un o çeki yırtmasının nedeni ona göre benim. Evet, o öyle düşünüyor. Hayır Madhu. Bence başka bir şey var. O zaman ne olduğu belli zaten. Mukund'la görüşmeme kızıyor. Ama Mukund zaten hastaneden taburcu olmuştu değil mi? Aslında son 3 gündür... stresten ve başka şeyler yüzünden ben onu pek yalnız bırakmak istemedim anne. Düşündüm ki belki yanında Madhu, olursam. Senden bunlar için açıklama beklemiyorum. Benim kızlarıma her koşulda güvenim sonsuz. Biliyorum ki onlar başıma eğecek bir şey yapmazlar. Beni utanacağım durumlara düşürmezler. Bu güveni hissedemeyeceksem yakın değiliz demektir. Bak, hiç endişelenme. Tamam mı? Saat çok geç oldu. Hadi git yat artık. İyi geceler. Madhu arıyor. Hem bu saatte. Efendim Madhu? Anne? Annem sizin eve mi geliyor? Mukund lütfen. Ne yapet ona engel ol. Annen sinirlendiği zaman ne dediğini hiç bilmiyor. Onun anneme kötü bir şey söylemesinden gerçekten çok korkuyorum.
Lütfen ona engel olma Kont. Olur mu? Sen hiç endişelenme. Ona engel olacağım. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal. İyi geceler. Yeah.